Merhabalar arkadaşlar hepinize. Coğrafi Tarih kanalından selamlar, sevgiler. Toprak sisteminde kalmıştık Türk İslam tarihinde. Şimdi hem toprak sistemini hem de bununla beraber gelen iddia sisteminin faydalarını sizlerle beraber konuşacağız. Öncelikle toprak sisteminde miri arazi ve mülk arazi dediğimiz bir ikili sistem var. Miri arazide topraklar devlete aittir. Mülk arazide adı üstünde mülk, yani şahıslara ait mülklerdir bunlar. Bu topraklar devletin şahıslara vermiş olduğu veya da şahısların kendi almış olduğu topraklardır. Öncelikle devlete ait olan topraklara baktığımız zaman 3 tane sistem görüyoruz burada. Hemen mürekkep rengimizi belirleyelim. Has arazi, vakıf arazi ve ikta arazi diye. Arkadaşlar bir kere has cümlesi geçiyorsa biliniz ki bu hükümdara ait. Yani bu Osmanlı'da da böyle, diğer devletlerde de böyle. İşte efendime söyleyeyim, hassa askerleri, işte has arazi. Yani içinde has geçen şeyler hükümdarın kendisine aittir. Bu araziden elde edilen vergiler dediğimiz gibi sultana ve ailesine veriliyor. Vakıf arazisine baktığımız zaman da Türk İslam kültüründe bir sürü dini, bir sürü sosyal kurum var. Bunlar hep halkın ihtiyaçlarını, özellikle dezavantajlı halkın, yani ihtiyaç sahibi olan halkın ihtiyaçlarını karşılayan kurumlar. Vakıf arazi bir kere sosyal devlet anlayışının en büyük kanıtlarından biridir. Bu da genelde soru olarak gelir, dikkat etmek lazım. Vakıf arazisi bu tarz kurumların masraflarını karşılayabilmesi için ayrılan arazi geliridir. İkta arazisine baktığımız zaman da gelirinin bir kısmıyla asker yetiştirilir bu ikta arazilerinin. Ve genelde ikta arazisi hassa birliklerindeki sipahilere verilir. Hassa birliklerinde başarılı olan sipahilere bu araziler verilir. Bu sipahiler de kendi bünyesinde bulundurdukları askerlerle ve oradaki çalışanlarla bu tarlayı işlerler. Buradan elde ettikleri gelirle de o askerler yetişir, onların maaşı ödenir yani. Mülk dediğimiz gibi kişilerin şahsına ait olan topraklardır. Şimdi mülk topraklara geçmiş olduk. O Osmanlı'da da var zaten, öşri ve haracı olmak üzere ikiye ayrılır. Öşri Müslümanlara aittir, haracı gayrimüslimlere aittir. Notumuz var, Selçuklularda özel mülkiyet yaygın olmadığı için sınıflı bir toplum yapısı oluşmamıştır. Yani sana kısacası diyor ki, bütün mal devlete ait olduğu için kölecilik yoktur diyor. Zaten özel mülkiyetin yaygın olmadığı yerlerde kölecilik ortaya çıkmaz arkadaşlar. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu da önemli bir soru kalıbıdır. Peki gelelim ikta sistemine. Şimdi bu ikta sistemini biz ilk Hazreti Ömer'de gördük. Hazreti Ömer'in bir askeri ikta sistemi vardı. İlk düzenli orduyu kuran oydu çünkü. Orduya da asker lazımdı. Fethettiği topraklarda bu sistemi uygulamaya koydu. Daha sonra Abbasiler bu teşkilatı örnek aldı. Abbasilerden Türk İslam devletlerine, Osmanlı'ya kadar geldi. Osmanlı'da da tımar sistemine dönüştü bu. İlk çağ uygarlıklarında da bunu ilk uygulayan mesela Hititlerdir. Hititlerde de böyle feodal yapılanmalar görülmüş. Şimdi öncelikle iddianın faydaları aslına bakarsanız Osmanlı'daki tımarın faydalarıyla aynıdır. Yani o şekilde düşünün, aklınızda öyle tutun. Bir kere toprakların boş kalması engellenmiştir. Dünya kadar toprak fethediyorsunuz. Ekip biçmezseniz bir anlamı yok. Üretim yapmazsanız bir anlamı yok. Bu sistem sayesinde üretim yapıyorsunuz. Vergiler daha düzenli toplanıyor. Çünkü ikta sahibi sipahiler devlet adına aynı zamanda vergi de topluyorlar. Sipahi dediğimiz o atlı askerlerin başında bulunan görevlidir. Memurun maaşı bu şekilde ödeniyor. Bu demektir ki hazineden maaş için para çıkmıyor. Bu önemli bir gelişmedir. Devlet hazinesini bu şekilde korumuş oluyor. Hazineden masraf etmeden hem memurun maaşı ödeniyor hem de savaşa her daim hazır bir ordu bulundurulmuş oluyor. Bu sipahiler vergiyi topladığı gibi bölgenin asayişini ve güvenliğini de sağlıyor. Yani bölgenin jandarmalığı da bu görevlilere ait. Devlet bir taşla bir kuş sürüsünü vurmuş oluyor. Yani bakın çok önemli. Yani devlet bir toprak fethediyor, bunu sipahilere veriyor. Sipahiler buradan devlete birçok fayda üretiyorlar. Burada yetişen askere barış zamanı sipahi deniyor. Barış zamanı bu sipahiler vergi topluyorlar, asayiş ve güvenliği sağlıyorlar.
Savaş zamanı ise bunlar Cebelü adını alıyorlar ve gelip orduya katılıyorlar. İkta sistemi ve faydaları bu şekildedir. Tımar sistemiyle de bunu eş zamanlı düşünebilirsiniz. Tımar sisteminde de aynıydı. Yani devlete sunulan faydalar. Geldik Türk İslam kültüründe sosyal hayat ve sanata arkadaşlar. Bir takım burada kavramlar var. Bunlar hep soru getirir. Bunları bilmek lazım. Birçoğuna da aşinasınız zaten. İmarethane ile başlıyoruz. İmarethane aş evidir arkadaşlar. Burada yoksula ücretsiz yemek dağıtılır. Yani devlet yoksula sahip çıkar. Taphane dediğimiz şey misafirhanedir. Devlet ülkesine gelen yabancıları veyahut da kendi ülkesi içinden başka bir şehre giden kişiyi darda koymamak adına bu misafirhanelerden yaptırmıştır. Dolayısıyla hem imarethanede hem misafirhanede yine sosyal devlet anlayışını görüyoruz. Özellikle devlet yoksula sahip çıkıyorsa bu önemli bir mevzudur. Debbahaneler vardır bu dönemde. Deri atölyeleridir bunlar. Derinin terbiye edildiği yerlerdir. Biliyorsunuz deriden birçok malzeme yapılabiliyor. Özellikle Türkler atı verimli kullanabilmek adına eğer işte efendime söyleyeyim kılıçlarını soktukları kın veyahut da işte bir takım eşyaları deriden yapıyorlar. Bunları yapmadan önce deriyi terbiye etmek gerekiyor. Debbahaneler bu işi görüyor. Kapan dediğimiz şey Osmanlı Devleti'nde de vardı. Ortaçağ tarihinde de görmüştük. Tek cins malın satıldığı yerlerdir buralar arkadaşlar. Kapanlar mesela un kapanı vardır, yağ kapanı vardır, bal kapanı vardır. Gidersiniz sadece un vardır. Gidersiniz sadece yağ vardır. Tüm bunların toptan alındığı yerlerdir buralar. Bedesten ise arkadaşlar bunlar kapalı çarşı mahiyetindedir. Her cins ticari malı bedestenlerde bulabilirsiniz. Sebiller vardır. Sebiller günümüzde de vardır. Hayrat gibi arkadaşlar. Çeşme mevzusudur bu. İslam dininde çeşmeler sadakayı cariye diye geçer. Yani amel defterini kapatmayan hayırlardır bunlar. İnsanlar o çeşmeden her bir su içtiğinde o çeşmeyi yapan kişinin hanesine bir sevap yazılır. Bu dönemde tutmaç diye bir yemeğimiz var. Bakın bu çıkabilir. 11. yüzyılda Türklerin milli yemeğidir. Tutmaç çorbası. Günümüzde de Ramazan'da yapılır. Kümbet anıt mezardır. Özellikle devlet adamlarının, evliyaları, din adamlarının mezarları kümbetlere yapılır arkadaşlar. Kümbette kullanılan teknoloji de Türk üçgeni diye geçer. Selçuklu Devleti'nin Uygurlardan öğrendiği bir sistemdir. Bu Türk üçgeni Uygurlardan Büyük Selçuklu Devleti'ne geçmiştir. Kümbet devlet adamlarının mezarıdır. Türbe ise az önce size söylediğim alimlerin mezarıdır. Bu ayrımı yapmak gerekiyor. Külliye ise caminin etrafına yapı topluluklarının kurulmasıdır. Türklerde zaten bir yer fethedildiği zaman cami merkeze alınır veyahut da o yörenin en büyük ibadethanesi, kilisesi veyahut da havrası camiye dönüştürülür. Bütün mevzu onun etrafına kurulur. Yani evler, imarethaneler, kütüphaneler, aklınıza gelen bütün yapılar o caminin etrafına kurulur. Yani teşkilatlanma caminin etrafında başlar. Külliye daha önce çıkmıştır. Bir kere daha çıkabilir. Dikkat etmek lazım. Arasta dediğimiz şey çarşıdır arkadaşlar. Mesela kuyumcular çarşısı. Girersiniz sıra sıra sadece kuyumcu vardır. Yani tek esnaf grubuna ait çarşılardır bunlar. Bargah veyahut da bergah dediğimiz şey saraydır. Özellikle Karahanlılarda saraya bergah veyahut da bargah ismi veriliyordu. Tekke din öğretilen kurumlardır arkadaşlar. Genellikle ticaret yolları üzerine kurulur ki yabancı tüccarlar buraya uğrasın, İslam diniyle tanışabilsinler. Yani tekkelerin görevi dini yaymaktır ve dini bilmeyenlere dini öğretmektir. Tekkelerin bir küçüğüne ise zaviye adı verilir. Yine sosyal devlet anlayışının bir gereği olan hastaneler vardır Türk İslam kültüründe. Yoksulu bunlar ücretsiz tedavi eder arkadaşlar. Darüşşifa, bakın şifadan hatırlayabilirsiniz zaten. Darül afiye, hani vardır ya nasılsınız yani afiyette misiniz, sağlığınız iyi. Bakın eski Türkçe'de böyle bir şey vardır, söz vardır. Oradan da Darül afiyeyi aklınıza getirebilirsiniz. Darüşşifa, maristan,
veyahut da bimaristan, bunların hepsi hastane anlamına gelip dediğim gibi yoksul burada ücretsiz tedavi edildiği için bunlar sosyal devlet anlayışının bir gereğidir. Gelelim sanat dallarına. Hat sanatı vardır burada arkadaşlar. Arapça burada güzel bir şekilde yazılır. Yani Arapçayı güzel yazma sanatıdır hat sanatı. Bu işi icra edenlere hattat ismi verilir. Bakın Türk tarihinin en mühim hattatı da burada Amasyalı Yakut'tur. İlk Türk büyük hattat üstadlarındandır. Minyatür sanatı yine Uygurlarla beraber Türk sanatına girmiş bir mevzudur. Burada perspektif sanatına çok fazla dikkat edilmez arkadaşlar. Hatta hiç dikkat edilmez. İcra eden kişi müsavvir veyahut da nakkaş diye tabir edilir. İnsanların yüzü tasvir edilmez. İnsanlar küçük küçük çizilir ve yandan çizilir arkadaşlar. El Cezeri minyatür sanatı ile alakalı çizimlerini Otomato adlı eserinde toplamıştır. Cezeri'yi de unutmamamız gerekiyor. Cezeri ilk Türk beyliklerinden Artuklular bünyesinde yaşamış önemli bir bilim insanıydı. Tezhip sanatı var. Yine tezhip kitap sütleme sanatıdır. Kitabı altınlamak, yaldızlamak için yapılan bir sanattır. Genellikle böyle Kur'an-ı Kerim'in sayfaları böyle altın tozuyla falan süslenir, yaldızlanır. Bu işi yapanlara da müzehip adı verilir. Telkari vardır. Telkari gümüş işleme sanatıdır. Günümüzde Mardin'de hala yapılıyor. Çok meşhurdur. Mardin'de böyle telkaricilerin bulunduğu bir şey var. Çarşı var. Güzel gümüş işleri yapılıyor. Yani günümüze kadar aktarılmış bir sanat geleneği. Malakari vardır arkadaşlar. Maladan da hatırlayabilirsiniz. Mala hani şu duvara harç vurulan bir şey vardır ya inşaatlarda alet vardır ya. Oradan aklınıza gelsin. Malakari de duvar süsleme sanatıdır. Türklerde duvarla süsleme sanatı da çok meşhurdur mimari eserler içerisinde. Bunun yanı sıra bakın bu sanatları Osmanlı için de düşünebilirsiniz. Yani Osmanlı Devleti'nde de bununla alakalı bir soru gelirse karşınıza muhakkak ki yapınız. Osmanlı için de geçerlidir. Ciltçilik, ahşap işçiliği, halı ve kilim dokumacılığı, seramik süsleme gibi alanlarda da yine Türkler faaliyet göstermişler ve ortaya ürün koymuşlardır. Sanat dalı ve bu sanat dallarını icra edenler de bu şekildedir diyoruz. Bir sonraki videomuzda Türk İslam kültüründe ordu teşkilatına bakacağız. İslam öncesinde de ordu çok önemliydi. İslamiyetle beraber daha da önemli olmaya başladı. Çünkü dediğimiz gibi Türkler hem İslam'ı koruyacak hem de İslam'ı yaymaya çalışacaklar. Bir sonraki videomuzda ordu teşkilatıyla bir devam edelim.